Çok sağ olun. Rica Allah razı ederim. olsun Çok sizden teşekkür de. ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Evet hocam, siz ne diyorsunuz? Hürmetler, saygılar diyor. Hürmetler, saygılar. Şimdi ben burada bir bitkiden bahsediyordum. Neydi? Hamemelis virginiana. Hocam Türkçesi yok mu onun? Cadı fındığı. Cadı fındığı. Biz ondan anlarız hocam. Yaprağı. Cadı fındığının yaprağı ve kabuğu ilaçlar yapılır. Ne için kullanılır? Küçük bebeklerde gözüken pişiklere. Bir. İki. Hemoroide karşı etkilidir. Hemoroid. Hemoroid, evet. Evet. Profesör Doktor Svoboda ve Maya'nın yapmış olduğu klinik araştırmalarda besin alerjisi nedeniyle ortaya çıkan sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzemaya, yani atopik ekzemaya, cilt hastalıklarına karşı kullanılır. 3. Ameliyat sonrası, Profesör Doktor Maya'nın yapmış olduğu klinik araştırmada, ameliyat sonrası iyileşmeyen yaralarda, yaraları iyileştirici özelliğe sahiptir. Hı hı. Biz bununla ilgili ne yaptık? Hamemelis forte. Camomelis forte. Camomelis forte. Cadı fındığı forte. Cadı fındığı forte. Bu iyileşme yaraları iyileştirir. Hemoroidi kısa sürede iyileşmesini sağlar. Pişikleri, bebeklerdeki çok sık gözüken pişiklerin iyileşmesini sağlar. Artı bununla bir de cadı fındığı şurada resmi var. O cadı fındığı ülkemizde var mı hocam? Yetişiyor. Karadeniz bölgesinde yaban olarak yetişir. Evet. Bir bitki daha var. O da nedir? Mahonia aquifolium. Türkçesini Mahonia. Söyleyin hocam. Oregon üzümü. Oregon üzümü. Üzüme benzer ama üzüm değil. Nereye gitti? Siyah üzüme benziyor, evet. Aa, maşallah inşallah. Hayır, o değil şu. Şu küçük üzümleri var, morumsu. Bunun kökünün kabuğu ve dalının kabuğundan ne yapılır? İlaç yapılır. İlaç. Ekstraktı. Sedef hastalığına karşı dünyada en etkili bitkidir. Sedefin sebebinin mantar olduğunu İtalyan asıllı Doktor Simon Gini 30 yıllık yapmış olduğu araştırmalar sonucu belgelemiştir. Hı hı. Alman asıllı Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Gita yapmış oldukları araştırmalarda sedefi Mahonia ile iyileştirmişlerdir. Biz bunun Mahonia forte. Telefon buyurun. Evet hocam. Alo.